Dünyamız bugüne kadar sürekli iklim değişikliklerine tanık oldu. Gezegenin eğimi, Güneş tarafındaki yörüngesindeki değişikliklerle birlikte Milankoviç döngüsü adı verilen iklim oluşumlarını ortaya çıkardı. Son 1 milyon yıl boyunca yaşanan döngü, buzul çağı denen soğuk dönemlerle daha ılıman olan buzullaşmalar arası dönemler arasında gitti geldi. Bilim insanları geçmiş zamanlardaki iklimi araştırmak için birkaç değişik teknik kullanıyorlar. Göl ve bataklık çöküntülerindeki polen tanecikleri bize geçmişteki bitki örtüsü hakkında ipuçları veriyor. Ilıman ve nemli yıllarda daha kalın, soğuk ve kuru yıllarda ise daha ince olan ağaç halkaları da sıcaklıklar ve iklim hakkında bilgiler veriyor. Buz çekirdeğinden alınan örneklerde hapsolmuş baloncuklarda kalan hava, milyonlarca yıl önceki dönemlere ait verileri günümüze ulaştırıyor. Okyanus çökeltilerinin kimyasal analizi ise 65 milyon yıl önceki dinozorların yaşadığı döneme ait su sıcaklıkları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 21 bin yıl önce buzul çağının zirve döneminde Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümü bir buz tabakasıyla kaplıydı. Bugün içinde yaşadığımız jeolojik evre olan Holosen evre, 12 bin yıl önce başlamış olan bir buzullaşmalar arası dönem. Bu dönemin başlangıcında buzlar eriyince ortaya çıkan ılıman iklim, birçok hayvan ve bitki türünün ortaya çıkmasını sağladı. Holosen evrede sıcaklıkların ılıman ve tutarlı olması, insanların tarımı geliştirmelerine olanak tanıdı. Tabii insanlar zaman içerisinde ormanları yok edip toprak kaynaklarını tüketerek doğa ve çevreleri üzerinde etkili olmaya başladılar. Tüm bunlara rağmen tarımın geliştiği dönem boyunca uzunca bir süre atmosferde büyük bir değişiklik olmadı. Doğal ve küçük çaplı iklim değişiklikleri normal olarak kabul edilebilir. Ama bölgesel sıcaklıklardaki birkaç derecelik değişikliklerin bile biyosfer üzerinde su yollarının açılması, kapanması ya da göç yollarının değişmesi gibi büyük etkileri vardır. İnsanların iklim üzerindeki etkileri ise endüstriyel devrimle birlikte daha da arttı. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarının yakılmasıyla ortaya çıkan karbondioksit, 20. yüzyılın başlarında ortalama sıcaklıkları yükseltmeye başladı. Atmosferdeki karbondioksit oranı arttı. Karbondioksit bir sera gazıdır. Dünyadan yansıyan ısıyı emerek onu dünyaya geri yansıtır. Bunun sonucu olarak yeryüzü hem güneş ışınları hem de sera etkisi, yani atmosferden gelen kızılötesi yansımalarla ısınır. Bilim insanları eğer bir önlem alınmazsa ortalama küresel sıcaklıkların bu yüzyıl boyunca birkaç derece daha artacağını ve buzul çağı ile buzullaşmalar arası dönem arası görülen 5 derecelik sıcaklık dalgalanmalarının da ötesine geçeceğini tahmin ediyorlar. Bu olay su hareketlerini etkileyip Antarktika ve Grönland'deki buzulların erimesine yol açacak ve sonuç olarak su seviyelerini yükseltecek. Buna ek olarak küresel ısınma orman ve okyanus habitatlarını da tehdit ediyor. Örneğin dar bir sıcaklık aralığında yaşayabilen mercan kayalıkları çok büyük tehdit altındalar. Küresel ısınmaya karşı savaşabilmek için enerji korunumu ile ilgili küresel boyutta bir sorumluluk üstlenmemiz, sürdürülebilir enerji kaynaklarını geliştirmemiz ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Geleceğimiz için bunları yapmak zorundayız.